İsmail Gürbüz, 1959 doğumlu. Hüsem oğullarından Süleyman Gürbüz, yani nam, at arabacı, şekerci Süleyman Gürbüz'ün oğluyum. Rahmetlik babam gençken bir davete giderler. Davette bir kişi yemek duasını yapamaz. O anda Allah'ım der, bana oğlan ver de hiç değilse onu öğreteyim der. O şeyle karşının beraber biz imam eder. Akçeşme İlkokulu'nu bitirdikten sonra İmam Hatip Lisesi'ne başladık. O zaman başladığımızda maalesef 3 yıl ortaokul kısmını okuduk. O zaman Kur'an-ı Kerim yok, Arapça yok, hiç böyle dini bilgi olmasına rağmen. Ortaokulu bitirdikten sonra İmam Hatip'e o zaman başlamış olduk. Yani lise 1'de Kur'an-ı Kerim falan o zaman okumaya başladık. Tabii bu zaman zarfında biz biraz zorlandık. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra rahmetlik Mehmet Gümüş amcamız vardı. Boş zamanında onun yanına oturuyordum. O dedi, bir herhangi bir yapabileceğim bir şey var mı diye sorduğumda ben şunu söyledim. Hacı abi, ben şimdi imam olsam da kendime güvenemiyorum. Biraz eğitim görmem gerekiyor dediğimde Allah rahmet eylesin, Hacı abimiz bizi İstanbul'a İsmail Ağa Kur'an kursuna gönderdi. Tabi orası ilkokul mezunlarını alıyordu. Biz İmam Hatip Lisesi bitirdiğimiz için biraz orada da almak için zorladılar. Ama elhamdülillah kabul etti. Biz orada Arapça, fıkıh, tefsir üzerinde biraz eğitimde bulunduk elhamdülillah. Orada okurken imamlık teklifleri geldi, Kur'an kursu teklifi geldi. Fakat biz resme de geçelim diye Manisa'da 1980'de Manisa'da imam imtihanına girdik. 80'in son iki ayında, yani 12. ayda Emirdağ'ın bir Ören köyüne imam olmuştum. Tabi oraya İstanbul'dan geldik. O gün akşam yatsıyı okuduğumda camide Allah'ın bir kulu yoktu. Rahmetlik annem vardı yanımda. Ona söyledim. Anne, ben burada görev yapmak istemiyorum. Kimse yok. Boş boşuna ben ilmim, bilgim gider diye ona bildirdim. Ama rahmetli annem şunu söylemişti. Oğlum, sen buraya imam değil misin? Sen toplayacaksın buranın halkını. Cemaati sen toplayacaksın. Her yerin böyle kaçacak olursak sen hiç imamlık yapamazsın ki dedi. Ve bu kelime beni gerçekten çok düşündürdü. Ertesi günden itibaren komşu komşu ev ev dolaştım. Tabii vardığımız yerde bazı kişilerden tepki de aldık. Ya sen bizim işimize ne karışıyorsun? Biz ister kılar ister kılmayız. Ama biz rahmetli Timurtaş Hoca'ya, efendim Ahmet Vanlı oluyor, Mahmut Efendi Hazretleri'nin yanlarında biraz eğitim aldığımız için Allah'a çok şükür yavaş yavaş cemaat toplamaya başladık. Derken orada bir sabah yakın cemaat dedikten sonra vakit geldi ki bir sene geçmişti, askerlik çıktı. Askerlikte de gerek Kütahya gerekse Erzurum'u asker bitirdikten sonra İmam imtihanı için o zaman istifa edip gidiyorduk. Tekrar imtihana vermek gerekiyordu. Afyon'da imam için imtihana vardığımda o zamanın müftüsü, ismini vermek istemem şu anda,
Ben askerde iken daha bir aylık, bitmeme bir aylık kala sakalımı yine bırakmıştım. Bu ne sakal diye bana sordu. Hocam bu sünnetti. Ya sana mı kaldı bu sünnette hemen bıraktın diye çıkıştı bana. Ben de hocam siz koymuyorsunuz, yaşamıyorsunuz, hiç değilse biz yaşayalım. Onun için bıraktım dediğimde maalesef ben imtihan etmeden huzurundan kovuldular. Ve imamlık yapmayayım diye kendi kendime plan hazırlarken rahmetli babam traktör aldı. Onunla beraber Emirdağ'ın Bayat denilen yere cuma günleri kamış götürüyorduk. Öyle 3-5 ay devam ettikten sonra yine hocalarımızdan, ağabeylerimizden Allah razı olsun Mehmet Tabak hocam traktörün evinin geçerken bizi durdurdu. İsmail Hoca niye imamını bıraktın? Niye imam olmuyorsun? Bu işe başladın dediğinde hocam Afyon'a gittim. Maalesef ben imtihan etmeden huzurlarına kovdular. Onun için ben imamlık yapmak istemiyorum dediğimde yarın hemen Eskişehir'e gel seni bir yere yönlendirelim dediler. Rahmetli babam oğlum ağabeyin dediğini yap. Ne olmasa mutlaka oraya gittiyse hakkımı helal etmem oğlum deyince ertesi gün Eskişehir'e gittim. Allah razı olsun o Mehmet hocamdan bizi Mihalıcık gönderdiler. Oradaki imam da tam bize göre Allah razı olsun hoş geldin karşıladılar. Orada Mihalıcık'ta göreve başladım. Sene 83. 2 yıl Mihalıcık'ta kaldıktan sonra Afyon Döver kasabasına geldik. Orada elhamdülillah bir aile öğrenci okuttuk. İmamlıktan fazla öğrenci okutmayı seven birisiyim. Gerçekten öğrenciler olduğumu ben çok mutlu oluyorum. Öğrenciler okuttuğum zaman sağlığım sağlığım daha iyi oluyor. Oradan 5 sene görev yaptıktan sonra Sinan Paşa Serban kasabası yani Savran şu anda ismi Servan deniyorlar. Oraya naklettirdik. 5 yıl daha orada kaldıktan sonra Boledin'e geldik. Boledin'de Hacı Ahmet Camisi. Burada 10 yıl hatta 12 yıl görev yaptıktan sonra emekli olduk. Elhamdülillah burada da öğrencileri yetiştirmeye çalıştırdık. Şükür Allah o yönden gençlerle beraber buluştuk. Tabii bunun yanı sıra bazı ufak tefek olaylar da oluyordu. Olacaktı da. Biz diyorduk ki meyveli ağaç taşlanır, başkası taşlanmaz. Fakat şu anımı demeden geçemeyeceğim. İmamlıkta çok ağrıma giden bir olay olmuştu. İhsaniye Döver kasabasında akşam merdiv okunacaktı bir evde. Orada okuduk. Oranın cemaat olduğu gibi camiye geldi. İşlerinde Gurra Hafız Mustafa Yardım isminde Hoca Efendi de vardı. Yatsı namazını kıldırdım. Cemaate döndüm. Emen Resulü okuyacağım. Ya olacak ya Emen Resulü bime ünzile ileyh. İleyke demeyim şeye Elif Lam Mime yani Bakara suresinin 1. sayfasını geçiyorum. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu. O kadar kendi kendime sıkıldım ki oradan biri dese ki püf dese ağlayacağım. Kendi kendime karar verdim. Artık ben imamını bırakacağım. Ben bunu yapamayacağım. Ve sonradan aklıma geldi ve Amel Resulü okudu bitirdikten sonra çıkarken o Hafız Gurra hocamız kolumdan tuttu. İsmail hocam delilik etme. Sen çok gücüne gittin biliyorum. Eğer yanlış yapmazsan namazların olmadı diyecektim. Yanlış
yapılan şey doğru olduğuna delalettir dedi. Ve o havuz kurula dedi ki, inan dedi, ben Fatiha suresinden inandım. Sanki normal dedi, kesinlikle böyle bir, yani imamı bırakmaya kalkma diye bize bu şekilde tembih etmişti. Böylelikle emekli olduk. Hayatımız böyle devam edip gidiyor. Allah Teala herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bilhassa Mehmetçiğimize, askerimize, polisimize öncel olsun. Allah'ım ona burnunu kanatmasın. Allah'ım ya Rabbi ona güzel bir şekilde zafere ilan ettirip tekrar yuvalarına, gazet biraz kavuşmalarını yüce mevla niyaz eder. Bizleri de dinlediğiniz için herkese yine selamlar sunar. Allah Teala size sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.